Sıradaki sorumuz, siber güvenlik alanlarının maaşları değişiyor mu? Bize maaşlar hakkında ortalama bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki verebilirim. Hem Türkiye'den edindiğim bilgiler var, hem yurt dışında biraz araştırdım bu konuyu. Çünkü bizlere de yurt dışından mütemadiyen iş teklifleri geliyor. LinkedIn biliyorsunuz artık çok global bir platform. Evet. Uzaktan çalışmada eskiden çok korkardık. Yani çok korkardık derken IT'ciler uzunca yıldır, yani benim hatırladığım, biz mesela 2000'lerin başından beri IT çalışanlarımızı uzaktan çalıştırıyoruz. Bir problem olduğunda ofise gelmeden evinden bağlayabiliyorduk sistemleri. Ama bu pandemi ile beraber herkes evinden çalışmaya başlayınca artık bütün evlerimiz global bir ofis oldu. Dolayısıyla yurt dışında da buraları takip etmek gerekiyor. Arkadaşlarımızın da takip etmesinde fayda var. Ama benim gönlüm her zaman Türkiye'de, kendi memleketimizde kalınması ve çalışılması yönünde. Bizim çaba ve gayretimiz hep bu yönde. Siber güvenlik uzmanlarını birkaç seviye olarak burada sınıflandırabiliriz Zişan Hanım. İşte yeni mezunlar 3-5 yıl deneyimli diyelim ve 10 yıl deneyimin üzerinde diyelim. Yeni mezunlar şu an Türkiye'de 15.000 TL bandında rakamlarla başlayabiliyorlar. Güncel rakamları söylüyorum. Yani 15-20 arası rakamlara yeni mezunlar başlayabiliyorlar kuruluşlarda. 3-5 yıl deneyimli arkadaşlar 30.000 bandında aşağı yukarı. 10 yılın üzerindeki deneyimli arkadaşlar da 50.000 bandında ücret alabiliyorlar. Yönetici olduklarında bu rakamlar 70.000 liralara kadar ulaşabiliyor. Aylık bazda konuşuyorum. Türkiye'de maaşlar aylık bazda olduğu için aylık bazda konuşuyorum. Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımızda durum biraz daha tabii farklı. Buralarda rakamlar işte 12.000 dolarla aşağı yukarı 15.000 dolar arasında değişebiliyor aylık bazda. Onlar ama yıllık anlaşıyor biliyorsunuz. Ama şunu söylemem lazım. Avrupa'da ve Amerika'da söylenen rakamlar, yani kuruluşların yayımladığı rakamlarda vergi yok. Yani şöyle, vergiyi kesiyorlar ondan. Yani 12.000 dolar aldığınız maaşın aşağı yukarı %40'ını da vergi olarak veriyorsunuz. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Rakamlar orada da bu şekilde. Yani Avrupa'da benim bildiğim kadarıyla çalışan arkadaşlarımdan 4.000-4.500 dolarlar civarında 3-5 yıl deneyimli, 5-6.000 dolarlar seviyesinde 10 yıl üzeri deneyimli arkadaşlar çalışıyorlar vergiyi çıktıktan sonra. Alınan rakamlar bu yönde. Evet, birçok sektöre göre aslında gayet iyi. Evet, evet.